Maşallah, maşallah. Yine çok iyi çalışıyorsunuz. Aferin, aferin. Selmi, avukatlar geldi mi? Günaydın Fahrettin Bey, birazdan gelirler. Niye hala burada değiller? Saat 9 demiştik, 10 dakikaları var. Birazdan burada olurlar. Toplantı ne oldu, her şey hazır mı? Hazır efendim. Fahrettin Bey, dünkü raporlarla ilgili olarak efendim. Diyalar ne oldu? Hani hepsi bu sabah hazır olacaktı. Hazır efendim, hepsi burada. Şimdi değil, toplantıdan sonra. Ben yollarım efendim. Raporlar. Fahrettin Bey, dün istediğiniz numune. Sonra odama getirin. Cem yok mu? Var efendim. Nerede? Trafikte efendim. 10 dakika içinde burada olur. Çabuk birinizi arayıp uyandırsın. 40 kere toplantı var dedi. Herkes yayılmış oturuyor. Tatil köyü burası. Tatil köyü. Her şey hazır değil mi? Hazır efendim. Bana bak, çuvallamak yok. Unutmuşum efendim yok. Her şeyi bir daha gözden geçirin. Tatil bitti. Berke nerede? Bana Berke'yi yollayın. Emredersiniz. Alo. Yoldayım, geliyor. Evden mi konuşuyor? Tam çıkıyorum ya. Toplantı mı? Ne toplantısı? Allah! Onu ben unuttum ya. Ya yoldaymış, geliyormuş desene. Ya iyi, başka bir şey bul o zaman. Ya Ayşen'cim, hadi bulursun sen bir şey. Tamam canım. Ya kapının önündeyim zaten, geliyorum. Ya nereye geliyorum ya? Nereye geliyorum ya? Çıkıyor musun? Kıyafetimle yatacağım bundan sonra. Çekime uğrayacak mısın bugün? Uğrayacağım. Şu toplantı bitsin. Senden başka manken var mıydı? Ya Cem. Ya aşkım. Ben varken senden başka manken olabilir mi ya? Ha? Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Cep telefonu nerede? Cep telefonu bir kere de kayıp. Bu ne arıyor burada ya? Oh! Gel! Ha Berke, gel. Günaydın efendim. Şeyi aradın mı? Hani Çevre Bakanı'nın tanıdığıyla konuşacaktınız. Konuştu Fahrettin Bey. Meseleyle yakından ilgilenecekler. İyi. Aman bu işi hafife almayın. Ne o elindeki? Faks efendim. Amerikalılardan geldi. Sipariş için anlaşma metnini yollamışlar. Yolladılar demek. Hı. Oku bakayım. Ne diyorsun? Kalkabilecek miyiz bu işin altından? Ben bir fizibilite çalışması yaptım efendim. Yapabiliyoruz ya. Yani. Evet, yapabiliyoruz. İmalathaneyle konuştum. Bir süre için herkes iki var diye çalışacak. Hı. Benim hesabıma göre efendim, biraz da risk alıp sıkışırsak eğer... Riski zaten alıyoruz. Bu krizde hayatımız risk. Sen bana yeni bir şey söyle. Çift var diye. Başka ne yapmamız gerekiyor? Ben hepsinin dökümünü hazırladım efendim. İyi, sonra oturup bir de beraber bakalım. Vallahi bu işi hallettik, hallettik. Ya başımızı çıkaracağız, rahat bir nefes alacağız... Neyse, oku bakayım ne istiyorlar. Üretim şartlarıyla ilgili kuralları yollamışlar efendim. Neymiş? Bir kısmı bildiğimiz şeyler. Çocuk işçi çalıştırmayacağız. Tamam. Yemekhanelerin hijyen meselesi. İyi. Kanserojen boya yok. Yok. Arıtma tesisi şartı. Yuh be! Bir de akşam yemekte ne yiyeceğimizi söylesinler bari. Allah'ın o bezleri. Ne bu ya? Kural üstüne kural. Türkiye burası ya, Türkiye! Allah Allah! İstediğiniz bikini numunesini getirdim efendim. Tamam. Bırak şöyle. Efendim, bu arıtma tesisi. Ne olmuş arıtma tesisi? Ha, toplantıda konusu açılırsa diye. Açıldığı gibi aynen kapatacağız. Kıvıracağız bir şekilde. Peki efendim. İstersen bir de rapor verin. Tesisimiz babadan kalma. Doğru dürüst çalışmıyor. İkide bir tekliyor. Biz de zaten çalıştırmıyoruz. İş Amerikalıların kulağına gitsin. Sipariş de aynen elimizde patlasın. Sonra alalım bu çamaşırları seninle, ikizlere takke diye pazar pazar dolaşalım. Bir de bu çıktı başımıza. Mahalle takımı. Hale bak. Kimmiş bunlar? Bir şeyler öğrenebildin mi? Biziz ulan! Bastır Reyhan! Biz kimiz sevgili Isırgan Kafes sakinleri? Ukala Dümbele bir mayo fabrikası suyumuzu, toprağımızı zehirliyor. Biz ne yapmıyoruz? Durmuyoruz! Çocuklarımız hastalandı, sebzeler yamuldu. Sesimizi duydular mı? Bütün delilleri göstereceğiz. Artık patronlar hiçbir şekilde her istediklerini yapamayacaklarını bilecekler, görecekler. Doğru. Peki.
Onlar bizi dinleyecekler mi? Hayır. Ne yapacaklar? Konuşturmayacaklar. Ne yapacaklar? Bizi sindirmeye çalışacaklar. Ne yapacaklar? Her türlü üç kağıdı yapacaklar. Manda gibi çamura yatacaklar. Niye? Çamura yatan manda değil mi ya? Şimdi şu anda bir karar verelim. Ya daha başında bu işin peşini bırakacağız ya da sonuna kadar takip edeceğiz. Edeceğiz. Ederim. Bergamalılar yaptı, biz de yaparız. Selvi de kendini kaybetme Reyhan. Oralarda bir de rezalet çıkarmıyor. Tamam ya, ben iyiyim ya. Allah Allah. Tamam şimdi iyisin de sonra sözümü kestiler diye çıldırma. İş hakimin üstüne yürüdüğün davaya dönmesin. Ya ben o zaman da iyiyim zaten. Dediğin gibi hakim sözümü kesti yani. Ya ayrıca niye siz ben kendimi kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorsunuz bana karşı ya? Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman. Yasemin nerede? Uyuyordur. Bir kalksa o da savaşacak ama. Ya ben bu kadar hımbıl çevreci görmedim ya. Yasemin! Geliyorum. Geldim işte. Nereye gidiyoruz? Ya şaka yaptım Feride ya. Ne bikini ne de kanka, ne de canavar fabrika. Sırlarda geliyor kızlar, yürüyelim arkadaşlar. Bunları mutlaka susturacağız belki. Başka çare yok. Kallem edeceğiz, kallem edeceğiz, tatlıya bağlayacağız meseleyi. Bana biraz kuru gürültü gibi geliyorlar efendim. Hem ne yapabilirler ki? En fazla şikayet edebilirler. Aferin. Ben bilmiyorum sanki ne yapacaklarını. Şikayet etsinler, iş büyüyüp Amerikalıların kulağına gitsin. Sonra siparişi miparişi unut. Ya ben ne diyorum iki saattir? Bu adamlar şikayet ederse dilekçe melekçe vermemişler değil mi? Yok, vermemişler. Yani ben öyle biliyorum. Ne demek öyle biliyorum? Vermişler mi, vermemişler mi? Avukatlar geldi efendim. Tamam, al içeri. Yani Fahrettin Bey'le görüşeceğiz. Reyhan Hanım değil mi? Hı hı. Buyurun, içeride bekliyoruz sizi. Cem'den bir haber var mı? Yok, aradın mı? Ne dedi? Ne diyecek? Sen bir daha bir arasana. Evet, sizi dinliyoruz. Fahrettin Bey, biz mahalle olarak geldik buraya. Tanıştırayım ben hemen sizi. Güzin Hanım, Feride Hanım, Yasemin Hanım, bostancımız Cemil Bey, muhtarımız Ömer Bey, Saniye ve annesi Hatice Hanım, ben de Reyhan Hanım. Buyurun. Ha, avukat hanım. Ama ben mahalleyi temsilen buradayım. Biz de bizi temsilen burada bulunan arkadaşlarımı tanıştırayım. Şirketimizin genel müdür yardımcısı Berke Bey, avukatlarımız, halkla ilişkiler sorumlumuz Ayşen Hanım. Güzin Hanım, biz sizinle daha önce tanışmış mıydık? Yok, hayır sanmıyorum. Yani sima çok tanıdık geldi. Sanki ne bileyim ben... Fahrettin Bey, yani biz buraya mahallemizde yaşanan tatsız bir durumu anlatmaya geldik. Neyse, evet. Yani Fahrettin Bey, tuhaf değişiklikler oluyor mahallemizde. Bir takım böyle çocukların yüzünde lekeler falan, ondan sonra bostancımızın ürünlerinde gariplik. Bakın yani şu salatalığa bakın. Kabak mı o? Kaktüse de benziyor. Allah Allah. Allah Allah. Biz daha önce nerede dedik? Yani Sanem gibi mahalledeki hasta çocukların sayısı artmaya başladı. Dişleri mi dökülüyor? Yok, onlar yeşi gereği dökülüyor. Cildinde alerji var. Niye? Çünkü Sanem de diğer çocuklar gibi bütün gün dere kenarında oynuyor. Annesi, parka götürsene çocuğu. Niye sulak yerde oynatıyorsun? Ne parkı efendim? Mahallede bahçe bile kalmadı. Bir benim bahçe var, onda da mahsulü Fahrettin görüyorsun. Fahrettin Bey, konuyu karıştırmayalım ama lütfen. Reyhan Hanım, sakin olun lütfen. Reyhan, bakın Fahrettin Bey, mahalleli olarak sorunlarımızın nedenlerini öğrenmek için bir araştırma yaptık. Ve bu araştırma bizi önce dereye, sonra da... Size getirdi. Yani dereye bir yerden zehirli atık karışıyor. İşte fotoğraflar. Bunun bizimle ne alakası var? Alaka şöyle anlatayım. Zehirlediğiniz dere uzun bir yol kat ettikten sonra mahallemizin içinden geçip denize karışıyor. Aynı dere. Evet. Evladım siz neredesiniz? Bizim fabrika nerede? Ben hemen göstereyim size, bakın. Sizin fabrika burası, bizim evde burası. Kafe. Yani ev kafenin üstünde. Ne kafesi? Isırgan. Isırgan mı? Evet, bizim kafenin adı. Çok faydalı bir ottur. Yani çayı vardır, böreği yapılır filan. Isırganı. Ay ısırır o. Ya, ısırganı geçelim. Dereye inelim.
mahalle burası. Gördüğünüz gibi aramızda başka mahalle yok. Yani dereyi zehirleyebilecek başka hiçbir şey yok. Onun için zehir başka bir yerden karışmış olamaz. Peki bizden geldiğine nasıl karar verdiniz? Yok bak orada gözüküyor. Zehir gelse gelse sizden gelebilir. İyi de böyle bir şey mümkün değil. Bu fabrikanın koskoca bir arıtma tesisi var. İyi, verin raporlarınızı görelim. Verin ne demek? Böyle bir şey istemeye yetkileri var mı? Ya arıtma tesisinizin olması yeterli değil ki. Yani zaman içinde büyümüşsünüz. Gayet entegre. Entegre hale gelmişsiniz yani. Fena mı yapmış? Arıtmanız yeterli olmayabilir. İyi de elinizde delil yok, bir şey yok. Ya gelin yok, delil açın da gelme ağzını. Tamam canım, bir dakika. Bir dakika. Lütfen. İyi de Fahrettin. Tamam Berke, bir dakika tamam. Yani kurtarım sizi. Vallahi öyle. Yani günümüz Türkiye'sinde herkes sizin gibi olmalı. Bizler de sonuçta öyle her istediğimizi yapamayacağımızı bilmeliyiz. Yani düşünüyorum da sizin gibi akıllı, çevreye duyarlı, güzel insanlar. Yani sizden öğreneceğimiz çok şey var ya. Vallahi izin verin, önce uyardığınız için teşekkür ederim. Fahrettin Bey. Bir dakika. Bakın burada bir arıtma tesisi var. Ve bütün ciddiyetiyle çalışıyor. Tamam. Olabilir. Bir terslik olmuştur. Ona bir şey demiyorum. Haklı da olabilirsiniz. Onun için Berke not al. Hanımefendiler gider gitmez derhal kontrollerimizi yapacağız. Tamam efendim. Ben bir şey çıkmayacağından eminim. Ama sizden ricam, yani bir terslik var mı? Anlayana kadar yani biraz bekleyelim öyle bizi. Hemen asıp kesmeyin. Geç kaldım. Çok geç kaldım. Şimdi Fahrettin Bey, tabii iyi niyetinizin farkındayız. Zaman konusunda da size yardımcı olmaya çalışalım. Toplantı başladı mı? Epey oldu. Ne diyeceksin? Vallahi bilmiyorum. Trafikte mi? Yok, başka bir şey bulmam lazım benim ya. Buna bir tarih koyalım. Yani çok fazla bekleyemeyiz. Sonuçta mahallede de hayat devam ediyor. Tabii tabii. Biz de çok fazla zaman istemiyoruz. Yok zaten isteyemezsiniz. Yani bir yandan çocuklar oynayacak, bir yandan bostancı ürünlerini satacak. Mümkün değil. Çok haklısınız. Bu durum çözülmediği takdirde. Hangi durum çözülmediği takdirde? Biz bu konuyu konuştuk. Evet Cem, konuştuk tabii biz bunları. Bir dakika, ne olurmuş bu durum çözülmediği takdirde? Siz onu söyler misiniz? Bir dakika, bir dakika. İsterseniz ben bir daha anlatayım olayı. Hayır, neye dayanarak suçluyorsunuz biz? Belki bir ellerinde delil var mı yok mu? Yok ama... Bir dakika, bir dakika. Madem delil yok, niye bize süre tanıyorsunuz? Cem! Siz konuyu bilmeden... Ne konusu kardeşim? Önce benim soruma cevap versene. Sen kim yani? Kardeşin, kardeşim... Siz kimsiniz kardeşim diye biliyorsunuz ki siz bana ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz siz? De. Sen önce benim soruma cevap versene ya. Cevap vermek zorunda değiliz. Asıl cevapları bize siz vereceksiniz. Evet. Cevap. Evet. Kime ya? Mahalleli olarak bize vereceksiniz. Ya siz... Hayda şu işe bak ya. Cem beni bırak abi. Bir mahalle takımı gelmiş hesap soruyor diye. Hangi takım ama? Neymiş bizi dinleyeceklermiş. Kimsiniz ya, siz ya? Bize biliyor mahalle takımı diye. Evet galiba. Siz nereden çıktınız ki birden beri? Ya yaptığınız şey ortada. Gelmiş buraya bizi tehdit ediyorsunuz. Ya sözümü kestin, sözü bir daha sildi ya. Bulmuşsunuz bir tane efendi adam. Oturmuş sözünüzü dinliyor. Mahalle takımı da gelmiş asıp kesiyor. Ay ne mahalle takımı ne? Evladım kimsenin bir şey dediği yok. Kardeşim elinizde delil yok. Tahlil yok. Git bir şey yok. Bir de toplantıya zamanında gelseydiniz o zaman. Var mı peki? Ne var mı? Delil var mı yok mu? Bana onu söyleyin. Ama delil yok. Evet ama geçti artık onu. Bizim yok. Hadi. Ya sen benim sözümü... Ama işte ne mal oldukları çıktı ortaya. Mal mı? Sen kime mal diyorsun ya? Sakin olalım. Ulan Cem. Mahalle sakini. Ne sakini ya, ne sakini. Otur yiyelim. Buyurun mahalle kavgasına işte. Bitti. Sire, müre yok. Bitti. Dilekçeyi hemen veriyoruz. Aman çok korktuk. Verin de görelim bakalım ne işe yarıyor. Mahalle gülüleri. Ay ne arıyor ya? Sen kime resim atıyorsun lan Yellos? Yellos. Bir dakika hanımlar. Ya durun sakin olun. Bittiniz. Bittiniz. Sire, müre yok artık. Verin bakalım ne oluyor görelim. Hemen veriyoruz. Sakin olun lütfen ya. Toparlanın. Ne işe yarayacaksın sen? Öyle mi? O zaman bir de televizyon haberi oldu. Gördün mü? Yok ya. Kim yapacak bu telefonu? Ben yapıyorum. Hadi o zaman. Hadi sakin olun. Kapıda gelelim bakalım. Kenar mahalle birileri. Bitti. Hadi. Geberteceğim onu. Geberteceğim onu.
Allah. Siz çıkabilirsiniz. Baş. Aferin oğlum. Sağ ol baba. Hepimizi müdafaa et. Rica ederim baba. Bakalım. Kimse ağzını açamadı ya. Açamaz. Mahvettin onları. Sağ ol. Yani. Allah belanı versin. Efendim? Çıkar bakayım kredi kartlarını. Bu ne oldu ya? Çıkar çıkar koy hepsini şuraya. Peki. Arabayla evin anahtarını ver. Arabayı da arabayı da. Koy hepsini. Aslında baba... Şimdi topla pılını pırtını ne varsa defol git buradan. Bu bir saniye. Baba baba yok çık dışarı. Gel buraya. Ben istersen sorayım. Gel. Gel içeri. Lan kaç gündür ne diyorum ben burada? Amerikalılardan sipariş gelecek. Aman ha büyük bir mal demiyor. Hayır onu biliyorum da. Ne o zaman? Bu herifler tutturuk. Bu arıtma meselesine bir kılıf bulacağız demiyor muyum ulan ben? Diyorsun. Diyorum. Ne olur Amerikalılar duyarsa? Ha? Ne olur? Siparişi durdu ulan. Çok güzel. Zaten canımız çıkmış. Bu krizde bir de sipariş elimizde patlayacak. Nasıl toparlanacağız lan bir daha? Nasıl kurtulacak bu fabrika? Ben çünkü salağım. Estağfurullah baba. Bilmiyorum arıtmanın çalışmadığını. Bu ülkede işlerin nasıl yürütüldüğünü de bilmiyorum. Hayır öyle demek istemedim. Kimseyi de tanımıyorum. Çevreye saygıymış. Ulan ülkeye bak her taraf pislik içinde. Her yeri bok götürüyor. Dere kirlenmiş, iki çocuk alerji olmuş. Dinler miyim ulan ben bunları? Hayır, ben aynı şeyi söylüyorum. Ne olacak bu çevreci karılar şimdi bas bas bağırırsa? Şikayet dilekçesi verirse? O televizyon senin, bu gazete benim dolaşıp dururlarsa ne olacak ha? Salak mıyım ulan ben iki saattir alttan alıyorum. Aman efendim, sepet efendim. Ama yok. Ne oluyor? Tam seslerini keseceğim. İş tatlıya bağlanacak. Benim salak oğlum geliyor, bir çuval incini bok ediyor. Ama baba... Bana baba deme. Peki baba. Bittin artık sen. Çık dışarı. Çıkayım. Hadi biraz önce de çıktı. Anladım. Defol! Ne oldu Cem? Bir şey dedin mi? Yok. Bir şey yok. İdare etmeye çalıştım ama sen ya de tamam çok... arkadaşlar bir şey yok. Tamam. Cem nedir yani? Gidiyor musun? Biraz dinleneceğim abi ya. Bu ne abi böyle deli gibi çalış çalış. Nasıl? Bir daha dönmeyecek misin? Ya Ayşen abartma ya. Allah Allah. Hadi hadi görüşürüz. Ya abi biraz bekleseydin belki siniri geçer. Ya onunla alakası yok. Tatil dedim ya. Vay! İbiza olayı değil mi? İbiza mı? İbiza değil de herhalde Erdek taraflarında falan olacak. Ya bizi ara. Olur arkadaşlar hadi bana eyvallah. Cem Nuh abi nereye gidiyorsun? Eve bir iki parça eşya götüreceğim. Nuh abi tersi falan mı var? Ya bir şey yok. Hala burada mı bu? Bana müsaade arkadaşlar. Ne arıyor bu burada? Şimdi çıkıyordum babaya. Bu kim? Mankenimiz efendim. Katalog için. Katalog için? Ben gördüm mü? Benim onayımı aldınız mı? Aslında fotoğrafların size gelmiş olması lazım. Lazım mı? Peki kim seçti bu büyüyecek kızımızı? Bu arkadaşın olacak adam. Sonunda seni de işinden edecek. Hadi bak. Koskoca Sinan Doğu. Reklamın harika çocuğu. Bu zibidiyle arkadaşlık ede ede. Ulan sen bilmiyor musun bu şirketin kurallarını? Biliyorum baba. %100 doğallık şartı ne oldu? Duruyor. Ne bu? Silikon değil mi? Yo. Çabuk gönderin bunu. Bunu da. Nasıl yani? Kovuldun mu şimdi? Ya yok be güzelim. Şimdi bu şey konusunda... Söndür. Şeyler doğal olmayınca... Neler? Uzuvlar. Göğüsler. Cem ben dışarıda... Pederin kesin kararı var. Hani bu fabrikada kararları sen verirdin? Evet. Hani senin tamam dediğin mankene bir daha kimse karışamazdı? Şimdi bak normal koşullarda... Peki ben niye kovuldum şimdi? Yavrucuğum organik olsan gel canımı ye. Taktırmışsın kafam kadar silikonu ben ne yapayım şimdi? Bu ne ya? Sabahtan beri bir iyi bir şey olsun ya. Hale bak. Kabus gibi oldu. Gelen bana boyuyor, giden bana boyuyor. Yeter be.
babalarını. Adam konuşturmadı bile ya. Nereden çıktı öyle birdenbire zaten? Senin de sinirlenmediğin iyi oldu yani Reyhan. Maazallah bir de kontrolü kaybetsen kavga filan çıkacak. Hayır, yani suç bende şimdi öyle mi? Ya Feride, görmedin mi çocuğun terbiyesizliğini ya? Reyhan'ın ne suçu var? Ya sen sus Allah aşkına. Şimdi ağzını açık bir kelime etmişsin gibi. Ne diyeyim yani Feride? Sizin gibi televizyoncuyum, avukatım deyip de adamları korkutacak halim yok. Botanikçiyim mi diyeyim? Ya da kafede garsonluk yapıyorum filan. Aman aman çok korktular. Hayır, o baştaki adam gayet efendiydi de sonra o çocuk gelince... Ya ben o çocuğu bir yerden tanıyorum sanki. Tanıyor musun? Bilmiyorum ama galiba hatırlıyorum. Sonunda adamlarla akraba çıkacağız. Zaten patron da Güzin ablanın arkadaşıymış. Ne alakası var Feride? Adam kim bilir kimle karıştırdı. Neyse çocuklar, şimdi bir aradayken şu konuyu bir konuşalım. Ne yapıyoruz şimdi? Gidip şeye şikayet ediyoruz işte ya. Çevre İl Müdürlüğü'ne. Dilekçe ne olacak? Yazacağız. Şikayetçi değil miyiz? Şikayetçiyiz tabii. Sen yaz, biz hepimiz imzalarız. Ona sus, buna sus. Yetti artık be. Çocuklar, biz yine de sizi etki altında bırakmış olmayalım. İstemezseniz imza atmak zorunda değilsiniz. Yok abla, çocuklar sapır sapır dökülüyor. Tamam tamam, ben akşama kadar dilekçeyi hazır ederim. O zaman biz gidelim Reyhan Hanım. Akşama uğrar, bir ara imzayı atarız. Ne oldu Cemil abi? Hadi hoşça kal Güzin abla. Hoşça kal. Akşama görüşürüz. Hale bak, bir de bu halktan adam olmaz der. Bak işte, bu halk patron takımına nasıl cevap veriyor? Ay benim de gitmem lazım, duruşmaya geç kaldım. Ne oldu? Hiç, öylesine uğradım. Nasılsın? İyiyim ama sen ayın 16'sında pek öylesine uğramazsın. Ne diyorsun Feride ya? Sana da ne yapsak suç? Alo? Evet. Ha tamam, neredesiniz? Tamam, geliyorum. Bay bay. Gidiyor musun? Kamura, ne istiyorsan söyle, bak kanaldan aradılar. İşe gitmem lazım. Ya elektriğimi kesmiş Adiler. Bak sonra ödeyeceğim abi. Tamam, bende de fazla bir şey yok zaten, al. Ulan benim bildiğim boşanınca kadınlar nafaka alır ama bizde nasıl böyle oldu ben anlayamadım. Ayıp ediyorsun Feride ya. Tamam tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Yasemin, bana bir çay. Yok abi, o kağıt yaramaz. Ha. Sat onu, sat. Ya bilmiyorum. Tamam, yarın piyasa bir açılsın bakarız, tamam. Hadi. Aman abi, aman. Herif iki tane kağıt için yedi bitirdi beni var ya, vır vır vır. Kulaklık yeni galiba Harun. Ha. Evet. Ya bu daha şeymiş, öbürleri kanser yapıyor diyorlar. Abi kadın var ya, normal değil ha. Vallahi panter. Abi iki kişi tutmuş kolundan. Adamlar da postancı mostancı ha, doğa adamı yani. Abi nasıl bir şeyse hala car 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 car. Dövmüşler oğlum işte seni. Oğlum bir de koskoca adam olacaksınız ha. Resmen üç tane çevreci gelip talep etmiş. Talat, bir vodka daha verir misin abi? Talat. Bana yaz oğlum. Servetine kavuşana kadar arkadaşı idare edeceğiz artık. Abi bittim ben ya. Abi hiçbir altın kalmadı. Ulan bir entel karı yüzünden. Öyle oğlum entel takımı. Ulaştın mı bir anda böyle adamı maymuna çeviriyor. Ulan siz de taktınız entel entel. Yok abi adam doğru söylüyor ya. Bunlar kareli gömdü. Etek müdür hanım dizayn. Hele bir de bir bölümünü buldular mı? Canavar kesiyorlar. Abi bir gün orada olacaktın da görecektin. Öyle abi. Mesela bak borsada da var böyleleri ama avukat avukat. Aman ha. Ulan dün benim bir evim, bir arabam, bir sevgilim. Abi ben ne mesut bir adammışım ya. Ulan şu hale bak, karının teki çıktı. Yok arıtma, yok bilmem ne, pat. Şimdi yatacak yerimiz yok. Her şeyi aldı mı oğlum peder şimdi? Her şeyi abi. Oğlum arayayım Şayka'yı, gel bu gece bizde kal. Yok abi, ben öyle karı koca arasına falan. Sineme git oğlum istersen, bir de entel olmayanından dayak yet. Aman abi, cep telefonunu bile kapattım ya. Sabahtan beri lan ne çileymiş be, başımıza gelmeyen kalmadı ya. Sinan, ben bu gece sende kalırım. Ben de mi? Oğlum bir tane yatak var bende ya. Entel dantel, hepsi aynı. Bunlar halka bir yapışır, sözde halkın yanında. İlla bir davalar olacak, illa birini savunacaklar. Çekmek halkı yanından, hayatta bir boka yaramazlar. Hiçbir işte dikiş tutturamazlar. Doğru efendim. Gel. Siparişli kumaş fiyatları geldi efendim. Tamam Necla Hanım, birazdan bakarız. Bak, kadın diye ben buna derim işte. Devlet gibi kadın. Ha, ne diyorduk? Ha, Berke. Bak, ne yapıp yapıp en zayıf noktaya hücum edeceğiz. Muhtar, bostancı, o çocuğun anası, babası hepsini satın alacağız. Ne olacak? Bu çevreci takımı desteksiz kalacak. Tamam efendim. Ama bu çevreci takımı kolay kolay işi bırakmaz. Onları da ikna etmek lazım. Yani bu Cem zibidisi işi karıştırmasa ben halletmiştim. Cem ne olacak efendim? Ne demek ne olacak? Ne hali varsa görsün. Kovuldu salak herif. Yapmasak efendim. Efendimi falan yok Berke. Yeter artık. Çocukluğundan beri liseyi
Özel ders, bağış maaş zar zor bitirdi. Amerika'ya gönderdik. Herifin bir tane yabancı arkadaşı yok. Hepsi Türk. Sanki Şam'dan'a yazıldı. Herif gezmekten İngilizce konuşamadı ki salak. Geldi, satışa koyduk, yok. Pazarlama hak getire. Ben ne yaptım? Halkla ilişkiler efendim. Hale bak. Amerika'ya gitsin, üniversite okusun. Herifi bıraksan halkla ilişkilerle fabrikayı batıracak. Lan sabah geç kalmışsın, hıyar herif. Bari sus, konuşma değil mi? Berke, aman ha. Bu işi sıkı tutmak lazım. Emredersiniz efendim. Dilekçe bilekçe verilmeyecek. Git önce o bostancıyla falan konuş. Ne istiyorlarsa verelim heriflere. Sonra kızları hallederiz. Bak bu sipariş yatarsa hepimiz batarız. Aman Berke, göreyim seni. Bu işi sen yaparsın. Tamam efendim. Türkiye'nin en seksi makine olarak gösterilen Ebru Şahlı'da... Şikayetimizle ilgili gereğini yapılmasını arz ederiz. Şarkı gerekti, okudu bitti. Bunun sonunu nasıl bitiriyoruz? Arz ederiz mi, rica ederiz mi? Ne? Sinirim şunun sesini. Bakayım. İyi işte böyle. Basabilirsin. Aa! Buldum! Biliyordum işte. Ben size demedim mi bu çocuğu bir yerden tanıyorum diye? Sonunda senin dergiler işe yaradı. Bakayım. Kızım, çocuk patronla oluyormuş. Aa, aslında hoş çocuk ha. Ay. Ne var? Öküzün teki ama ay, hoş. Sana da biri hoş gelmese. Ya, bu şey değil mi? O mangal kim? Kız hani. Kim? Ha, şey galiba. Kim? Bilmiyorum, adını hatırlayamadım. Hem magazin oku hem de yani. Hele sen estetik operasyonlara kadar sayman gerekirdi. Ben söyleyeyim, silikon var bir kere. Bakayım. Nerede anladın? Yer çekimi. O ne ya? Yatıyorsun mesela, mide filan her şey böyle yana doğru serilirken bir tek göğüsler portakal gibi havada kalıyor. Erkekler beğeniyor mu bunu? Deli misin? Onlara göğüs olsun da taştan olsun. Ay, saçmalama Feride sen de. Ya bilmiyorum, nerede bana acayip geliyor valla. Dilekçe hazır. Ya erkekler fark etmiyor olabilir mi bunu mesela yani? Neyi, silikonu mu? Bilmem. Ay ben hayatta yaptırmazdım böyle bir şeyi ya. E illa büyük göğüs şart mı canım? Bizi beğenen böyle beğensin. Onun için mi süngerli sütyen kullanıyorsun? Saçmalama Feride, ben hayatta giymedim öyle bir şey. Uydurma, gördüm. Ya yalan söylüyor ya. Manyak. Gidip getireyim mi içeriden şimdi sütyenlerini? Ya tamam herif. Gelme işte üstüme. Ya abi sen niye sinemde kalmıyorsun? Yok ya. Gideyim sineme de çiğ çiğ yesin ben değil mi? Ben birkaç gün geçsin abicim, siniri geçsin, ondan sonra gider konuşuruz. Lan siz o kızı niye kovdunuz ben anlamadım. Abicim anlamayacak bir şey yok. Babamın kesin şartı var, silikonlu mankenle çalışılmayacak. Kadınlar silikonlu görünce kendilerine yakın hissetmiyorlarmış diye böyle bir garip bir şey var adamın. Teorisi var. Yalnız olabilir ha. Yani Fahrettin amca haklı olabilir. Ve hayatımda meme meselesine bu kadar kafa patlatan bir başkasını görmedim söyleyeyim. Ne yapsın abicim, adamın mesleği o. Yok yok, seviyor da lan. Ben mesela hatırlıyorum sizinle çalışırken böyle fabrikaya koca memeli falan biri girsin, adam bir acayip oluyordu abi. Madem kadınlar yakın hissetmiyor, niye taktırıyorlar abicim silikon? Seviyorlar herhalde abi. Yani ben severim mesela. Silikonu? Yok yok, koca meme severim. Silikon milikon neticede amaca hizmet ediyor mu, etmiyor mu abi? Oh yuh! Ne oh yuh ya? Doğru değil mi abi? Ben geçen gün mesela abi düşündüm. Ha. Benim bugüne kadar aşık olduğum kadınların hepsi küçük göz. Aa! Hadi ya. Vallahi. Yok be abi, öyle pide gibi. Küçük meme güzel olmuyor abi, iyi durmuyor yani. Bence küçük göğüsten hoşlanan erkekler de vardır. Tabii tabii. Ya mesela benim evleneceğim adam kesinlikle böyle biri olacak. Yok kızım öyle bir adam. Ya nereden biliyorsun Feride ya? Bu millet büyüğünü seviyor. Türküsü bile var. Tombul tombul memeler. Nasıl da o? Dam üstünde u neler. U neler ne ya? U neler değil, u neler. Un, un. Dam üstünde u neler. Dam üstünde o neler? Tombulu tombul memeler, tombul tombul memeler. Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış. Kavuşmuyor düğmeler, kavuşmuyor düğmeler. Tombulu tombul memeler, tombulu tombul memeler. Thank you.
ya? Öldürürüm lan seni. Niye ya? Lan sabah kadar burun horuk iki dakika gözüme uyku girmedi lan yüzünden. Abi dur ya, ben bir şey oldu zannettim ya, ödüm patlattım be. Ulan benim bugün çok büyük bir sunumum var oğlum. Üstüm şahane bak, bir ayda hırlanıp çalışıyorum. Lan seni rakip ajans mı yolladı? Kalk. Lan seni dünkü kızlar mı tuttu o cadı kızlar ha? Arkadaş katili. Şuna bak ya, yuh be, öldürecekmiş. Oğlum çabuk git. Hemen evin anahtarını mı bulacaksın? Ne yapacaksın? Hep git. Hemen koş 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 koş. Tabii tabii. Babam da bekliyordu. Küçük yavrum gelsin de anahtarlarını vereyim diye. İyi gidersin o zaman annenin yanına. Ne? Ne? Oğlum koskoca büyükelçi karısı. Gidersin annenin yanına. Zambiya. Bak sıcacık bir yer. Nezih'e bakarsana. Cüzzam müzzam idare et oğlum. Kalk hadi. Abi yalana bak ya. Bütün gece horlamışım ya. Yalan mı? Niye bugüne kadar bir tane kız çıkıp da bana horluyorsun demedin? O bir tane kızdan senin ertesi gece yanında kalan oldu mu oğlum? Mümkün değil. Bu horlamayla mümkün değil. Ayrıca senin ilişkilerin niye sürmediğini anladım. Söyleyeyim sana. Sürmesin abiciğim, sürmesin. Ben burada acayip rahatım bak. Oh, keyfim yerinde. Bana bak, yürü. Doğru sana Zambiya yolları göründü. Gidersin anneciğinin yanına. Öpersin cici babacının elini. Okey. Bana bak, ben sana bir gece daha katlanamam. Koskoca büyükelçilik. Herhalde sana bir oda bulurlar oğlum orada. Hadi ne yap bu akşam kalacak bir yer. Görüşürüz. Reyhan, dilekçe sende mi? Evde de. Sen bugün mahalleliğe imza atırsın mı? Tamam. Aa, senin gazetede olman gerekmiyor mu? Atıldım. Atıldın mı? Nasıl? Yine ne oldu? Ya ben de bilmiyorum. Basketbol muhabirliği için fazla şeymişim. Fazla hımbıl. Heh, hımbıl dediler. E ne olacak şimdi? Merak edecek bir şey yok. Kadın sayfasına yolladılar burç yazmam için. Burç mu? Kamuran sen burçtan ne anlarsın? Biliyorum, ben de öyle söyledim. Eski karımın bile burcunu bilmiyorum dedim ama dinlemediler. Aslında bu kriz ortamında bir iş sahibi olduğuna şükret. Seni gazeteye sokmasam hala ortalarda dolanıyordu. Nasıl? Sen benim burcumu bilmiyor musun? Aslan, aslan. Ya ne bileyim, böyle yırtıcı bir şeydi işte. Günaydın. Nasılsınız? Ben dünkü tatsızlıktan dolayı özür dilemeye geldim. Buyurun. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Dün sizi üzdük. Sizden çok genç arkadaşınızı üzdük. Arkadaşımız tam hakim değildi tabii meseleye. Nasıl arkadaş? Patronunuzun oğlu değil mi? Öyle ama dün konuyu da tam olarak bilmiyordu. Fahrettin Bey çok üzüldü, inanın. Beni bizzat üzüntülerini bildirmem için buraya gönderdi. Dilekçe meselesinde de... Evet. Yani yapabileceğimiz bir şey varsa... Nasıl bir şey? Yani iş daha fazla tatsızlaşmadan, hiç kimse üzülmeden meseleyi kendi aramızda çözebilirsek... Nasıl olacak bu? Siz nasıl olsun dersiniz. Mahalle için, sizin için elimizden gelen neyse lütfen hiç çekinmeden söyleyin. Ben burada zararınız neyse telafi etmek için bulunuyorum. Rüşvet mi? Rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Yok, hayır. Telafi dedim. Biz de zaten telafi için dilekçe veriyoruz. Bakın bu işi kendi aramızda kolay yoldan çözmek varken... Kolay yoldan çözmek varken. Yani parayı alın susun diyorsunuz, öyle mi? Hayır, tam olarak öyle demek istemedim. Biz söylediklerimizin arkasındayız. Fahrettin Bey'in de dediği gibi sizden sadece araştırmak için zaman istiyoruz. Yani bu iş devam ederken, araştırma sürerken yani zararınızı karşılamak için de tekliflerimiz var. Zararımızı telafi etmek için yani mesela para. Mesela? Yani rüşvet. Bakın ben meseleyi güzellikle halletmeye çalışıyorum. Anlamadım yani. Halletmezseniz ne olacak? Vallahi orası da biraz sizin elinizde. Biz açıkçası şansımızı denedik. Şimdi de tehdit ediyorsunuz. Bakın beyefendi, Berke Bey miydi? Evet. Gidip patronunuza söyleyeyim. Bizim öyle rüşvetle, tehditle bu işten vazgeçmeye niyetimiz yok. Arkamızda koca bir semtin desteği var. Umudunu bize bağlayan yüzlerce insandan söz ediyoruz biz. Ben sizin yerinizde olsam bundan pek emin olmazdım. Efendim? Vallahi benim bildiğim kadarıyla öyle bir güç fiilen yok. Buraya muhtardan geliyor. Az önce hepsi şikayetçi olmadıklarına dair belge imzaladılar. Elinizdeki dilekçe de pek bir işe yaramayacak. Bakın burada mahallenin de imzasını geri aldığı yazıyor. Bir kişi bile kalsak şikayet edebiliriz. İsterseniz bir daha düşünün. Düşünecek bir şey yok. Siz bilirsiniz. İyi günler. Gidip patronunuza söyleyin, tek bir kişi kalsak bile bu işin sonuna kadar gideceğiz. İnanmıyorum ya, daha dün akşam şikayetçiyiz demişlerdi. Öyle. Maalesef bu millet üç kuruşu görünce akşam ne dediğini unutuyor. Halkımız ha. Şimdi ne yapacağız? Gel.
Efendim, Amerika'ya gidecek bikini numunesini getirdim. Tamam, getir bakayım. Buyurun. Denendi mi bunlar? Henüz değil efendim. Niye? Amerikalılar askıda mı görüp alacak? Dur bakayım. Tut şunu. Kızım utanma. İş bu. Kaç senin bedenin? 80A efendim. 75C. Nişanlı mıyız? Hayır efendim. Biri var herhalde. Efendim? Akşam geç yatılmış. Gözlerin altı mor. Bu yarım santim kısa kızım. Hayır değil efendim. Ya dalga mı geçiyorsunuz benden? İşte al buyurun. Yarım santim kısa. Yani en önemli müşteri, en önemli numune. Amerikalı alır mı bunu? Hayret bir şey yani. Bu kadar özensizlik, bu kadar dikkatsizlik. Bir işi ya tam yapın yahut da basın gidin. Olmaz. Çık dışarı. Nasıl bugün sinirli mi? Hadi sinirliyse girin. Ya da boş ver ya. Ben gelmeyeyim. Bunlar Fahrettin Bey'i gösterecekmiş. Şimdi meşgul. Ben sizi sonra çağırırım. Bu ne? Üretimden geldi efendim. Kontrol edecek misiniz? İçeri yollayın. Bu kumaş kartonlarını Necla Hanım'a yollayın. Peki. Fahrettin Bey. Gel. Sanal Hukuk Bürosu. Ben haber vereyim. Atilla Bey geldi mi? Odasında Reyhan. Ne haber sevgilim? İyiyim. Yani işte fena değil. Ne oldu, fabrika işini halledebildiniz mi? Tam hallediyorduk. Mahalleleri son anda kaytardı. Hadi ya, hay Allah. Siz devam edeceksiniz ama değil mi? Şikayet edeceksiniz. Ha? Ha. Edeceğiz, edeceğiz. Dava ne oldu akşamki? Boşanma davası mı? Aha. Kazandık. Adam istediğimiz her şeyi verdi. Evi, arabayı, acayip bir nafaka. Yapma ya. Aferin Reyhan. İnan bu haber çok iyi geldi. Ben gidip dilekçeyi yazayım. Madem mahalleli yok, biz de o zaman kendi yolumuza kendimiz devam ederiz. Bostancı. Tamam efendim. Hasta çocuklar. Onlar da tamam. Muhtar. Muhtar da hallettim. Arkasından kızlara gittim tabii. Evet. Onlar da vazgeçtiler. Geçmediler. Ne demek vazgeçmediler? Yani tek kişi bile kalsalar vazgeçmeyeceklermiş efendim. Avukat olan, o öyle söyledi. Avanta? Söyledim, çok sinirlendiler. Tehdit? Vallahi pek papuç bırakacak gibi gözükmüyorlar. Ah beceriksiz Berke, ah. Dilekçe? Dilekçe ne oldu? Onu yeniden düzenlemeleri gerekiyor. İyi. Ama bir günde halledebilirler. O avukat söyledi değil mi? Feminist kare. Telefonu çalıyor. Benim değil efendim. Yani sizin olabilir. Benimki de değil. Bu zil bizim zibidininkine benziyor. Ne oldu, ortaya çıktın mı bugün? Cem mi? Hayır efendim. Çıkar birazdan. Daha uyanmamıştır. Ya benim gibi çalışkan bir adam. Ha ben buraya işportacılıktan geldim. Ya hiç, hiç bana çekmemiş. Tıpkı anası. Geçsin, tozsun. Bak o da büyükelçiyle evlendi, rahatladı. Tip olarak da annesini andırıyor zaten efendim. Ya bir tarafı da bana çeksin be kardeşim. Bir tarafı da bana çeksin. Hayır. Bütün gün karı kız peşinde. Bak o tarafı bana çekmiş ha. Bende de şeytan tüyü vardır. Kadınlar dayanamaz. Ufacık çocuktu. Dadısını mıncıklardı. Şimdi de katalog mankenlerini mıncıklıyor şerefsiz herif. İyi tamam, onu da yapsın. Tamam ama gel arada bir işe yara değil mi? Hayır. Bir hafta yaradığı yok. Efendim bu dilekçe konusunda... Evi arabayı falan değil, anasının yanına Zambiya'ya göndermek lazım herifi. Ya da doğuya gönderelim. Bizim iplik fabrikasına. Bir iki yıl çalışsın, aklı başına gelsin. Parayolların aşağı inmesi gerekiyormuş efendim. Aşağıya mı? İyi götürün. Ben birazdan yine bakarım. Peki efendim. Benim hemen buradan tüymem gerekiyor senin. Adama bak ya, cezaya doymuyor ya. Seni görmedi değil mi? Yok ama görürse Afganistan'ı harekata yollayacak. Ne yapacağız biz bu kadınları? Para işlemiyor, tehdit işlemiyor. O zaman ne? Vallahi ben de bilmiyorum efendim. Daha lafını eder etmez sinirlenmeye başlıyorlar. Özellikle o avukat olan. Biraz baş belası. Yani dört tane kadın işleri güçleri yok, bizimle uğraşıyorlar efendim. Uğraşırlar. Bunlar kadın. İşleri bu. Bunlar kadın. Evet öyleler efendim. Ne demek kadın? Ne demek?
Efendim? Nelerden hoşlanırlar? Neyi severler? Nelerden etkilenirler? Kadınlar mı? Hı hı. Valla genelde nerede zevzek, parası olan adam var, direkt gidip ona tav olurlar efendim. Efendim? Derhal bana onu bul. Kim efendim? Cem'i. Hiçbir işe yaramıyor, bari gelsin tek bildiği işi yapsın. Çabuk, bulmadan geri gel. Babam sonrasa beni görmediler sen. Benim bir süre olsam toz olmam lazım. Ha Cem, ben de seni arayacaktım abi. Niye abi? Önemli değil, baban konuşmak istiyor, hadi. Hay Allah ya, benim de hemen dışarı çıkmam lazım. Şimdi sen yine onu söylüyordun ben. Abi uzun sürmeyecek, konuşup çıkarsın. Abi benim işim acele olmasa ben deli misin, konuşmaz mıyım ya? Sen idare etsene belki. Edemem abi. Yok aradım bulamadım dersin. Diyemem abi. Niye abi? Mutlaka bulun dedi. Evet. Allah. Haydi abi, gelsene. Eskilerim. Tutun şunu, getirin bana. Tamam, dur. Tamam, tamam ya. Şey bırak ya, sakin ol. Abi sakin ol. Baba lütfen gönderme beni ya. Ya baba ne olur ya. Ya baba sen... Ya yemin ediyorum gidiyordum ya. Sadece arkadaşlara vedaya geldim ya. Baba yalvarırım ne olur beni Zambiya'ya, Mambiya'ya gönderme ya. Tamam peki. Ya baba ne olur ya. Tamam oğlum. Baba biliyorum ya, göndereceksin ya. Lan bırak. Geç otur şuraya.